Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Öncelikle sizlere şunu müjdesini verelim. Önümüzdeki günlerde YouTube kanalımızda Oyun Canavar isimli bir programa başlıyoruz. Bu programda ne yapacağız? Haftalık olarak oyunlar oynayacağız. Ve yeni çıkan oyunları sizlerle beraber deneyimleyeceğiz, yorumlayacağız arkadaşlar. Bunun için de bize bir bilgisayar lazımdı. Uzun bir araştırmadan sonra Monster'ın Toolbar serisinde karar kıldık. Ve bunu adresimize gönderdiler. Şimdi bunun kutu açılımını yapacağız. Kargo ile geldi ürün. Siz de kargo ile aldığınızda bu şekilde ürün teslim ediliyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Bu arada arkadaşlar hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Monster mağazalarını kapatma kararı almıştı koronavirüs nedeniyle. Dolayısıyla bu kargo olayı işleri çözümlüyor. Yani mağazasına gitmenize gerek yok. Evinize kadar zaten geliyor bilgisayar. Tabi poşeti açtıktan sonra ne olur ne olmaz ellerimizi yıkamayı da unutmayacağız. Evet, poşetimizi açalım şöyle. Evet. Açtıktan sonra klasik Monster kutumuzu gördük. Evet, şuradan bilgisayarımızın özelliklerini hemen gösterelim sizlere. Toolbar T7V20.1 modelini aldık biz arkadaşlar. Bunun içerisinde 9. nesil i7 işlemci var. Fakat ekran kartı tarafında Avra'lara göre daha güçlü bir cihaz. Şöyle açalım dilerseniz. Evet, çıktı kutudan. Şöyle bir şeyleri devirdik, evet. Kutumuzu şöyle koyalım. Klasik Monster kutusu. Aslında Abra ya da Humalara göre biraz daha farklı. Onların biliyorsunuz şu arada yeşil şeritler vardı. Bu ise direkt siyah bir şeritle geliyor. Şurada bilgisayarımızın seri numarası. Bunu evet şöyle açalım. Kutumuzu, evet. Şu süngerimizi de kaldıralım. Ve burada bilgisayarımız çıkıyor kutusundan. Şu altta da bir tane sünger var. Bunu da şöyle çekelim. Evet, bilgisayarımız çıktı. Şu şeritini kaldıralım şöyle. Şurada şıklı bir Monster logosu var. Bu bilgisayarı açtığımızda yanıyor arkadaşlar. Bilgisayara birazdan geçeceğim. Şunu kenara alayım. Bir bakalım kutuda daha başka neler var neler yok görelim. Şurada evet garanti belgemiz var. Bir açalım bakalım başka neler var neler yok görelim. Burada ne varmış burada? Açıyoruz. Böyle bir şey var. Şu anda bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Cihazın incelemesini yaptığımız arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Muhtemelen şu içindeki kullanım kılavuzlarında zaten onun ne olduğu yazıyordur diye tahmin ediyorum. Evet, geçelim. Burada hızlı kullanma kılavuzu bulunuyor. Geçelim. Şu flash bellekte arkadaşlar Monster'ın yazılımları mevcut. Yani internetten aramanıza gerek yok. Monster'ın direkt uygulamasını yüklüyorsunuz. Burada da şarj aletlerimiz bulunuyor. Şimdi gelelim bilgisayarımıza tekrardan. Cihazımızı aldık. Şöyle bir bakalım girişine çıkışına ne var ne yok bu. Toolbar'da bir bakalım arkadaşlar. Şurada arka tarafta Type-C var. Şurası güç zaten. Type-C HDMI girişi var. Ve iki farklı giriş daha var. Fanlar şu tarafta. Havalandırma iki tane de bu tarafta var. Şurada da bir havalandırma girişi var. Burada Ethernet girişimiz var. USB, kulaklık ve mikrofon. Kulaklık ve mikrofon ayrı arkadaşlar. Bazı bilgisayarlarda biliyorsunuz bu kulaklıkla mikrofonu aynı girişe koyuyorlardı. Burada ayrı girişleri koymuşlar. Burada USB 3 girişlerimiz bulunuyor ve şurada da hafıza kartı girişimiz var. Puma'da burada hafıza kartı ufak bir micro SD'di. Bunda büyük bir hafıza kartı girişi bulunmuş. Şurayı da koyalım. Evet, açalım bakalım heybetlimizi. Evet bakalım açılacak mı?
Şarjı var mı? Deneyelim şansımızı. Evet var. Açılıyor. Logo geldi ekrana. Klavyemizde RGB yanıyor. Cayır cayır görüyorsunuz. Tasarım gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Tasarım şu anda. Hoş yani. Gayet hoş arkadaşlar. Evet. Bu arada belirtelim, Microsoft yüklü versiyon, onu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Gayet güzel. Yani şuradan size özelliklerini de göstereyim. Gayet hoş bir bilgisayar. Bu, biliyorsunuz bu arada, bu kamera, şöyle göstereyim. Şu kamera Windows'un yüz tanıma sistemini de destekliyor. Yani yüzünüzü tanıyarak da bilgisayar kendisini açıyor. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şimdi bunlarla uğraşmaya gerek yok. Gayet bilgisayar. Steam. Vesaire. Bunlar bizim için çok önemli değil şu anda. Evet arkadaşlar, genel itibariyle bilgisayarın hani hoş olduğunu söyleyebiliriz. Detaylı incelemesi gelecek. Detaylı incelemesinde zaten size bütün özelliklerinden bahsedeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere 512 GB'lık bir SSD'miz var. Harici bir hard disk bulunmuyor. Bakalım başka. Şuradan bilgisayarımızın özelliklerine bakalım. RAM 16 GB, onu da size söyleyeyim ama yine de buradan göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi 16 GB DDR4 RAM'imiz var. Az önce belirttiğim üzere 9. nesil i7 işlemcimiz ve GTX 1650 Ti'de ekran kartımız bulunuyor bu bilgisayarda. Bu bilgisayarda oyun yayınları yapacağız arkadaşlar. O zaman zaten bu bilgisayarın oyun performansını da görmüş olacaksınız. Önümüzdeki günlerde Doom Eternal oynayacağız bunda. Ardından şu aralar çok popüler olan Call of Duty Warzone'a bakacağız. Daha sonra işte ilerleyen dönemlerde bir sürü oyun gelecek. Oyunları da yine ne yapacağız? Bu bilgisayarda sizlerle birlikte deneyimlemiş olacağız. Bugün Tulpar'ın kutusunu açtık. Genel itibariyle bilgisayarın tasarımını, bir çıkışlarını sizlere gösterdik. Kutu içeriğini sizlere gösterdik. Önümüzdeki günlerde detaylı incelemesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.